Dostlarım selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Yani bana ne deseniz o kadar haklısınız ki. O kadar haklısınız ki. Ben yaklaşık 2 haftadan beri bu kanalı biraz fazla ihmal ettim. Ama yani gerçekten bakın gerçekten söz veriyorum size. Artık her hafta düzenli olarak video gelecek. Şehir dışındaydım. Bu aralar çok fazla şehir dışına çıkmak zorunda kaldım. Bazı işlerim vardı. Bazı arkadaşlarımla görüşmem gerekiyordu. Vesaire vesaire. Bu konu uzar gider bu şekilde ama sadece size şunu sözünü veriyorum. Şey diyormuşum ben biz buralara yeni gelmedik geri geldik şeklinde. Şaka bir yana arkadaşlar artık tamamen geri döndüm. Buralardayım. Her hafta sizlere düzenli olarak videolarımı tabii ki de çekeceğim. Ve bu videoda da tabii ki de Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan efsane bölümünü yorumlayacağız ve önümüzdeki bölüm ve sonrasındaki bölümlerle ilgili de çok güzel duyumlar aldım. Şöyle iyice bir araştırdım şu saate kadar. Bütün araştırmalarımı tamamladım. Olacaklarla ilgili sizlere spoilerlarımı da vereceğim. Girişi daha fazla uzatmıyorum. Daha fazla buralarda oyalanmıyorum. Hemen dün akşamki bölümün yorumu ve spoilerlarıma başlamak istiyorum. Başlasın videomuz. Şimdi canlarım, ciğerlerim, ballarım, lokumlarım. Son sahne o kadar güzeldi ki. Yani Seyran'a yazılmış o cümleler o kadar anlamlıydı ki. Özellikle o işte bütün Türkiye'ye Korhanları rezil ettikten sonra o en son kadınların kendi ayakları üzerinde durmasıyla ilgili ekonomik özgürlüğü, kendisine yapılan yanlışlara karşı sessiz kalmamaları ile ilgili konuşmasına önce ben bir alkışlamak istiyorum. O kadar doğru, o kadar doğruydu ki maalesef bazı coğrafya, yani kadın olmak genel olarak zor ama bazı coğrafyalarda çok daha fazla zor. Maalesef o coğrafyalardan en kötüsü diyemem ama o coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Bizim ülkemizde gerçekten kadın olmak çok zor. Ya burada biraz daha hani Atatürk'e yani şükürler olsun, Rabbim mekanını cennet etsin diyorum. Birçok Avrupa ülkesinde daha kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmeden bizim ülkemizde kadınların el üzerinde tutulması gerektiğini, kadınların ne kadar çok söz sahibi olması gerektiğini, seçme seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden önce bizim ülkemize getirmiş. Ama maalesef yıllar içerisinde kadın hakları tekrar ezilmiş. Bir de yani kolay değil yani bazı tabuları yıkmak toplumlarda kolay değil ama birçok şeyi başarmış 100 yıl öncesinden. Bugün yine çok fazla zorluklar yaşıyoruz ama hepsinin üzerinden geleceğimize ben inanıyorum bir kadın olarak. O yüzden Seyran'a yazılmış replikler orada sözler beni çok gururlandırdı, helal olsun dedirtti. Zaten bölümde tek güzel şey de oydu yani. Artık saçımızı başımızı yolacağız. Kaçıncı bölüme geldik? Hala Pelin gidecek mi, kalacak mı, foyaları ortaya çıkacak mı diye konuşuyoruz. İllallah ettirdi. Bu şekilde giderse reytinglerin düşmesi çok 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 normal. Kızılcık Şerbeti aldı başını gitti. Efsaneydi. Onu izleyemedim. Onu da izlemek istiyorum. Videosunu çekebilirsem çekeceğim. Onun da vakit ayırabilirsem ona. Yeni diziler başladı. Onları da şu anda bir bakmaya çalışıyorum. Şey çok iyiydi ama onu incelemeye almışlar herhalde. Bu Özcan Deniz'le Özgün Amal'ın tekrar çıktığı dizi. Ona da çok iyi diyorlar. Onu izleyemedim. Onun bölümünü izleyeceğim ama diziden başlamadan gümlemez inşallah. Başlamadan derken bir yol kat etmeden, bir üçüncü, beşinci bölümü çekmeden gümleyecek gibi de duruyor bir yandan. Bilmiyorum onu merak ediyorum. Onu izleyeceğim. Her neyse başlayalım bölüme. Şimdi arkadaşlar genel olarak şöyle bir yorumlayacağım. Çok fazla uzatmayacağım yorum kısmını. Çünkü bölümü artık hepimiz çıldırıyoruz. Başımıza böyle saçlarımızı yolasımız geliyor. Yani sinir olduğum şeyler var. Fazlasıyla Suna'nın hala ifakatin bu kadar çok etkisinde kalmasına mesela çok sinir oluyorum. Şükürler olsun bastırmadı ifakata karşı olan şeylerini. Duygularını hani kardeşine olan duygularını İpakat'ın daha fazla sözüne kadar bastırmadı ve Seyroş'u kurtarmaya gitti. O Seyran'ın orada Suna'ya karşı tepkisini bir an gerçek zannettim. O kadar iyi şey yaptılar ki. Allah'tan onlar orada Ferit'le birlikte o planlanmış oyunmuş arkadaşlar. Genel olarak şöyle bir üzerinden konuların geçmek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Orhan'ın Gülgün'e yaptığı, Orhan'la Gülgün biraz diğer konuları oynayacağım. Sonra en son Ferin şey işte o diğer olayları, o hizmetçi olaylarına geleceğim. Orhan'ın Gülgün'e yaptığı, yani bir kadın geri dönsün diye kadını sokak ortasında bırakmak, parasız bırakmak nedir? Bu şekilde yani onu geri kazanmak imkansız gibi bir şey. Orhan'dan iyiden iyiye
tiksindim, nefret ettim yani. Gülgün'ün Seyran'ın evine gitmesi falan, onların Gülgün'le Seyroş'un arasının bu kadar iyi olması gerçekten gönlüme taht kurdu diyebilirim. Gülgün'le de Orhan tekrar elbette ki barışacak ama bu şekilde yani Orhan'dan gerçekten iyiden iyiye tiksindim diyebilirim. Albino Vurotekin'i bildiğin Halis'in oğlu olduğu her anlamda yani resmen karakter olarak birebir ortadan. Bir diğer konuya geçecek olursak Suna ile Kaya'nın ilişkisine gelmek istiyorum. Arkadaşlar yani Suna da buldu da bunu ya, tamam abi aşıksın da sonuçta abiyle neler yaşamışsın, artık Kaya ile evlenmeye karar vermişsin. Çocuk zengin, çocuk yakışıklı ve çocuk yuva kurmak istiyor. Ne kadar acıyor falan dese kendisi de pek de bir farkı yok yani, hani eziklikte bir yerde dışarıdan öyle heybetli dursa da yani orada Suna gitti diye delirdi. En son Suna'ya resmen bir yalvarmadığı kaldı, ona sarıldı, çöktü, gümledi, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu falan filan. Bu arada Kaya'nın bayağı psikopat bir tarafı da varmış arkadaşlar bu arada. En son resmen Suna'yı tehdit etti. Her neyse geçelim o konuyla ilgili spoiler'ıma geleyim arkadaşlar. Suna hamile kalacak ya. Yani öyle bir duyum aldım. Suna'nın hamile kalacağı duyumunu aldım. Nereden olacak bu arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Orhan Bey'imizle ifakatimiz bu... şeyle halayla kadın Nüket'le, Nüket'ten para kaçırmak için yurt dışına İngiltere'ye para stoğu yapıyorlar şirketten, biliyorsunuz. Arkadaşlar önümüzdeki bölüm bu detay ortaya çıkacağı duyumunu aldım. Orhan ve İfakat'in iyice ipi çekilecek ve şu babaların Halis Ağa'nın vesayet altına alma olayı var ya, onun peşine tamamen sarılıyorlar arkadaşlar. Kaya şirkete giriyor ve bayağı bir yükseliyor. Böyle bir durumda Suna direkt arkadaşlar çocuk yapmanın peşine düşüyor. Büyük ihtimalle yakın bir tarihte Suna'dan hamilelik haberi alıyoruz arkadaşlar. Kaya tek başına değil, Nüket de şirkete giriyor. Orhan ve Fakat tabii ki de bu duruma iyice ne deliriyor. Bir diğer spoilerlama geçmek istiyorum. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Siz de hani daha böyle uzun videolar daha bir şey olur ya, size de böyle bir şey olsun istemiyorum. Bir diğer spoilerımıza geçelim arkadaşlar. Pelin'in olaylarına gelelim. Ya Pelin'den tiksiniyorum ya. Yani yani çıkmıyor artık diziden. Hepimiz tiksiniyoruz. Sürekli konuşuyoruz bunu biliyorum ama yani Pelin'i artık kesinlikle dizide görmek istemiyoruz. Yani Seyroş'a farklı bir rakip gelecekse gelsin artık bu Pelin olmasın. Yani o üçgendeki o üçüncü kişi Pelin görmek istemiyor izleyici. Buna ben de dahilim. Pelin'in pislikleri ortaya çıkacak. Şu hizmetçi olayı ortaya çıkacak arkadaşlar. Önümüzdeki bölümün sonu olabilir ya da bir sonraki bölüm olabilir ama önümüzdeki bölüm olur diye düşünüyorum. O hizmetçi çünkü zaten kaynar bir şekilde geldi gördüğünüz üzere. O hizmetçiden dolayı gümleyecek ve Pelin arkadaşlar Yalı'dan direkt gidiyor ve hiçbir şekilde Ferit'le evlenmesini Halis Ağa istemiyor ama tabii ki de tek başına Pelin mi? Arkadaşlar Seyroş'a karşı Halis Ağa'nın öfkesi kat 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 artıyor. Hiçbir şekilde Seyran'ı istemiyor. Yani artık Seyroş'la Ferit'in arası nasıl düzelir bilemiyorum. Ama resmi olarak boşanma hala diyorum. Bakın hala diyorum. Yani şuraya yazıyorum arkadaşlar. Tam olarak şuraya yazıyorum. Resmi olarak bir boşanmaları olmayacak. Olmayacak ama nasıl barışırlar? Bu saatten sonra nasıl barışırlar? Ya Seyroş'a bir şey olacak ya Seyroş'un annesine artık bir şey olursa olur. Hastalığı var zaten biliyoruz. Ve büyük ihtimalle ben Esma anneye bir şey olacak diye düşünüyorum. Yani tahmin söyleyeyim bunda. Tahmin olarak ben Esma anneye bir şey olacak ve buna istinaden tekrardan bir araya gelecekler ama yani Ferit'e şunu da eklemek istiyorum. İlk defa yani nadir anlarda üzülmüşümdür. Hani Seyran'ın bazı bir ara saçmaladığı bir dönem vardı. O bir de bu bölüm. Ya Seyran'ın yaptığı çok güzel. Kesinlikle olması gereken bir şey. Ama Ferit'e orada yine bir nebze üzüldüm. Neden üzüldüm? Sebebi şu. Benimle ilgili her şeyi anlat. Hiç sorun değil. Ama keşke halimi karıştırmasaydın diyor ama Seyran tabii ki de sonuna kadar haklı. Yani ona ilacı şey yapan sonuç olarak Ferit'in halası, yani onu da anlatmak istiyor. Ama orada hani bir de şey var ya, abimin ölümü biz kaçtık falan. Onda da Ferit kaçırdı yani, şimdi Seyran gelmeyi kaçır mı dedi. Yani burada Seyran'ı kesinlikle suçlayamaz yine ama hani onların anlatımı bilmiyorum. Tabii ki de Seyran sonuna kadar ayakta duran bir kadın olarak her zaman zaten biz hani tarafımız belli. Ama Ferit'e de orada bir üzülmedim değil yani. Ama Ferit de yani kızı dağın başında tek başına bıraktı. Bunlar baba oğul genel olarak kadınları ormanda bırakıp
Yani orada da o lafları bütün hepsini söyleyen yine Ferit yani şimdi kızı buraya kadar getirdi. Kız böyle bir şey yapmayacaktı. İnsan bir anda aynaya bakar ben ne yaptım ne diyorum der yani. Vesaire vesaire arkadaşlar. Yani Ferit her ne kadar böyle bir işte bizde bu kadınlardaki bu vicdan var ya vicdan. Hani adam sonuna kadar suçlu yine acıyorsun. Yani yine bir vicdan yapıyorsun. Hani acıma demeyeyim de bir vicdan yapıyorsun. Bir merhamet öyle söyleyeyim. Yine bir merhamet ediyoruz yani. Bizdeki bu anlaştığın şey ne olacak bilmiyorum. Ferit'e evet böyle bir şey oldum ama Seyran'ın yaptığı da bilmiyorum. 10 numara hareketti yani. Diyeceklerim bu kadar canlarım, ballarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizi kocaman öpüyorum. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Hoşçakalın.